Herkese merhaba. Şimdi transfer learning ile başlıyorum. Transfer learning'de olan şey şu. Bazı hazır modelleri kullanabiliyoruz. Torch Vision kendi altında bir takım modeller sunuyor bize. Evet, oldukça fazla model sunuyor. Bu modellerin hemen hemen hepsi şu ImageNet üzerinde eğitilmiş. Bir dakika, aşağıya biraz inersem. Modellerin doğruluk ve hata oranları var. Daha çok hata oranları var. İki sene önce daha az network vardı. Şimdi model sayısı artmış. Buradan ihtiyacınıza göre bir neural network seçip üzerinde değişiklik yapıp, ameliyat yapıp kullanabilirsiniz. Şimdi hadi şeye geçelim. Bunu çalıştırmayacağım bir dakika. Modülleri aktaralım. Önceki videomda söyledim models. Transfer learning'i aslında biraz anlattım. Temel olarak yine veriyi yüklüyorum. Burada farklı olarak normalizasyonu değiştirdim. Bize nasıl bir etkisi olacak? Bilmiyorum, fark ettiniz mi? Ama bu sefer şeyde bir test transformda ufak bir değişiklik var. 5 size'ı küçülttüm. Çünkü çok fazla transform uygulanıyor. Burada 32 yazdığına bakmayın. Buradaki transformlarla veri sayısı oldukça fazla artıyor. Yine elimde aynı model var. Aynı model bu sefer geliştirdim. Artık %50 birden daha fazla veriyor. %52 değil, merak etmeyin. Oldukça daha fazla veriyor. Aynı şeyi bir daha göstermeyeceğim. Önemli olan şey şu. Şurada classifier var. Son katman. Classifier katmanı ne kadarlık bir şey alıyor? 1024 tane nöron alıp 1000 tane sınıfı ayıklıyor. Nesneyi sınıflandırabiliyor. Şimdi şuna bir dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle ben classifier dışında başka hiçbir şeyle oynamak istemiyorum. Peki o zaman ne yapmam gerekiyor? Autogradient maalesef bütün neural network'teki işlemleri takip ediyor. Bütün neural network'teki işlemler takip ediliyorsa önceden eğitilmiş neural network'ü eğitim sırasında bozacak demektir. O zaman ben parametrelerindeki takibi bırakmak üzere bütün parametreleri üzerine bir döngü kuruyorum ve parametrelerin gradient ihtiyacı olup olmadığını buradan söylüyorum. İhtiyacı yok, false ile. Bunu göstermiştim. Order dict ile birlikte kullanılırsa şeylere, katmanlara isim verilebiliyordu. Yine 1024 tane vardı ya. Bu sefer yine 1024 tane. 500 tane de koyabilirsiniz, 2 tane de koyabilirsiniz. Bilmiyorum. Kafanıza göre takılın. Kaç tane neural network kullanacağınızı siz söyleyin. Ben aşağıda 256 tane kullandım. Yeteri kadar başarı veriyor. Yeteri kadar da hızlı. Şimdi biraz CUDA'dan bahsedeyim. Yine CUDA'dan bahsetmiştim. Ama bir şuradaki örnekle devam edeceğim. Bunları öğrenirken umarım siz de uyguluyorsunuzdur. Burada olan şey şu. Device, yani CPU üzerinde uygulanırsa buradaki bir batch yaklaşık 1.821'e denk geliyor. CUDA üzerinde uygulanırsa 0.032'ye denk geliyor.
100 hemen şurada şey yapayım. Evet. 56,9 katı. Na denk geliyormuş. Bir ekleme yapacağım burada. Diyelim ki elinizde birden fazla GPU var. Bende yok. Olsa iyi olurdu. O zaman GPU'yu seçmek üzere şöyle bir şey var. Hani cihazı seçerken CUDA diyorduk ya. CUDA'nın yerine 2 nokta ve 0 ya da 1 yazarak hangi cihazı seçeceğinizi söylüyorsunuz. Hangi ekran kartını. Bu sefer onun üzerine çalışıyor. Birinde model eğitilirken diğerinde oyun oynayın. Çünkü modelin eğitimi uzun sürüyor. Bilmiyorum. Ne yaparsanız yapın. Öyle söyleyince de sanki başka bir şey manasına geliyor mu? Şimdi Torch, CUDA, Empty Cackle bunu anlatmıştım. Hafızayı temizliyordu. Şimdi Neural Network'ü biraz değiştireceğim. Buradaki network'e göre yine parametreleri dondurdum. Şuradan şeyi alayım. Freeze. Not alayım. İsimlere ihtiyacım yok ayrı ayrı. Temel olarak yine aynı neural network kullanıyorum. Fakat bu sefer 256 tane. Classifier değiştirdim. Optimizer'ım burada ve işte kriterler de burada. Optimizer de burada. Modeli şimdi cihaza gönderiyorum. Cihaz dediğim ekran kartı. Ya burada iki tane işlemciniz de olabilir. Yani oluyor böyle bilgisayarlar. İki işlemci bir anakarta takılıyor. Sürekli yine işlemciyi de CPU diye seçebilirsiniz. CPU kaçıncı CPU'daysa. Şimdi burada ufak farklılıklar var önceki videodan. Eval'i biraz yukarıya aldım. Train'i de biraz aşağı aldım. Çok da bir şey fark etmiyor. Grafik çizdirmeyeceğim için normalde bu liste vardı iki tane. Hatta üç tane. Onları sildim. Burada güzel olan yan şey şu. Artık yaptığım ufak değişikliklerle burada test ettiğim üzere training loss oldukça iyi bir azalma gösteriyor ve şuna bakın. Test accuracy. Sonunda başardım. Bu böyle gidiyor. Peki ben neden accuracy'yi böyle hesaplıyorum? Accuracy burada ortalama sanılıyor. Burada toplanmasının sebebi her bir 5 için ortalama alınıyor ve bütün veri setindeki sayıyı bütün veri setinin uzunluğuna bölünüyor. Böylece bütün veri seti üzerinde ortalama alınıyor. Bizim başarının ortalaması alınıyor. Biraz şöyle aşağı indirdim. En son verdiği başarı bu. 0,983. 987 de var. Daha yukarısını görmedim. 99'u görmedim ben şu an için burada. Gittikçe aşağı doğru artıyor. Daha da ilerlesem belki daha da artabilir ya da overfitting'e başlayabilir. Ama burada normalden fazla olarak sanırsam bir de dropout var. Dropout değerini olasılığını yükseltmiştim. Regülarizasyon olsun diye. Şimdi modeli inceleyelim. Model. Elimdeki model. Bu sefer CPU'ya aktarıyorum. Veriyi GPU'ya gönder sonra tekrardan ekran kart sonra veriyi şey yapmak için yeniden CPU'ya gönder gibi uğraşmayacağım. Direkt model CPU üzerine çalışsın. Çok da mühim değil. Evaluation modundayım. CPU
Kıyıya gitti. Sonra evet. Birkaç tahminde bulunalım. Şimdi elimde bazı resimler var. Majes. Şöyle alsam iyi olacak. Random image geliyor. Probabilities. Bir dakika hata verdi. Size. Tane random sayı vermesi lazımdı. Input operation. Tensör. Ha, tamam anladım. From numpy probability. Evet, son kısmını batırmış olabilirim. Ama şimdi şunu şöyle geriye çekeyim. Çünkü şu haliyle çalışıyordu. Şuradan bir resim seç. Önceki başarıyı göstermek istersem eğer, ki göstermek istiyorum. Evet, olasılık burada. Resmi göster, bu seferki resim bu. Ve kedi mi kedi? Şimdi başka ne var? Şuradaki başarı oranını gösterecektim. Çok fazla şeyin geçtiğini farkındayım. Mesela şunu görüyor musunuz? Oldukça kötü bir sınıflandırma işlemiydi. Oo, çok uzun. Heh, şurada. Bu nere? Bu nere? Sanırım şimdilik bu kadar. Evet, şimdilik bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere. Daha sonra ne yapacağımı tam bilmiyorum. Yine bir örnek yaparım ama. Herhalde CNN'lerle ilgili bir şey yaparım.